çalışmaları yaptın Okay. Hem onu da dinleyeceğiz. Ben bir giriş yapmam gerekirse Ali Koç'un özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte çalıştığı dönemde de yanındaki isimlerden, birlikte çalıştığı isimlerden bir tanesini Semih Özsoy ve yeni yönetim kurulunu almıştı. Ve tüm kararlarda hoca değişikliği, futbolcular, özellikle Obradoviç dönemi çok etkin olduğu, kulüp içinde kararlarda etkili olduğu, politikaları yönlendiren isim olduğu söyleniyordu, öyle biliniyordu. Ali Koç da onu her seferinde altını çizerek Semih Özsoy'un önemine anlatıyordu, aktarıyordu ve adeta sağ kolu gibi çalışıyorlardı birlikte. Ancak özellikle 2-3 ay öncesine kadar bir soğuk rüzgarın estiği, Semih Özsoy'un arka plana düştüğü, arka plana çekildiği ve sanki bir istifa, ayrılık rüzgarlarının estiği konuşuluyordu ki tam bunun üzerine hatırlarsın online bir divan kurulu toplantısı yapmıştı Fenerbahçe. O toplantıdan yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat ederek oturan yönetim kurulu üyeleri vardı. Ali Koç kürsüde konuşuyor. O yönetim kurulu üyeleri arasında Semih Özsoy'u görememiştik. Ve dedik ki en önemli toplantı burada olmadığına göre hakikaten bir şeyler var. Fakat sonra ne olduysa Semih Özsoy yeniden özellikle bu Obradoviç döneminden bahsediyorum. Yeniden bir şekilde gözükmeye başladı. Ve son yapılan divan kurulu toplantısında Semih Özsoy'u gördük. En önde oturuyordu oradaki yerinde. Demek ki bir rüzgarlar esti, bir şeyler oldu ama toparladılar diye bakıyorduk. Ama bugün itibariyle Semih Özsoy artık Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda değil. Genel durum böyle. Yani evet, uzun zamandan beri yani iletişim konusunda senin de belirttiğin gibi soğuk rüzgarların estiği ifade ediliyor. Ben bu ifade ediliyor diye. Yani soğuk rüzgarlar estiği söyleniyordu. Demek ki hani bazı şeylerin hep zamanı var, açıklayacağız diyordu ya Ali Koç. Herhalde artık yeni Fenerbahçe'nin hadisesi bu. Yani yeni Fenerbahçe'nin kurulumu bu şekilde. Semih Bey gidiyor, Emre'yi sportif direktör olarak açıklıyorlar. Erol Bulut geldi, transferler açıklanıyor. Yol haritası harcama limitleriyle ilgili açıklanıyor. Vitrini değiştiriyor büyük bir ihtimalle Ali Bey. Yani muhtemelen vitrini değiştiriyor, bakış açısını değiştiriyor, yeni bir model oluşturuyor. Yani bu yeni modelin oluşacağı zaten şimdi 3-5 aydan beri belliydi. 3-5 aydan beri biz bu PlaySpor'u kurduğumuz andan itibaren hani bize sunulan bir şey gibiydi bu. Hani al bu meseleyi kovala, al bu senin ürünün olsun gibi bir şeydi, hikayeydi bu. Hakikaten hocalığın gelmesiyle ilgili spekülasyonlar, oyuncular, Emre Belezoğlu'nun yavaş yavaş bu noktaya gelmesi. Semih Bey'in başarılı olduğu söylenemez. Yani hem Obradoviç'le yürütülen ilişkiler anlamında esas adam o gibi gösteriliyor. Hem doğru söylenemez. Hani yine de vicdanımla konuşmak istiyorum. Hani ben orada değildim, bilmiyorum ama genel teamül onun basketbol şubesinden sorumlu oluşu ve diğer konularla alakalı da ikinci isim olarak orada yer alıyor olması. Dolayısıyla yeni bir yüz, yeni bir yenilenme hareketinin başlangıcı. Bence Semih Soy'un istifasının veya vedalaşmasının temelindeki neden bu. Yani esas anlamda vitrini değiştiriyor. Arkadaşlar yaptık, ettik, çalıştık, oluşturduk bir şeyler ama olmadı. Başkaları gelsin hizmet etsinler veya başka bir yapılanmaya girelim. Biraz süre sonra çıkar ne olacağı ile ilgili ifadeler ortaya çıkarlar. Ama benim için de şok oldu. Ama biz bunu yayınlarda da konuşmuştuk. Hani Semih Bey niye yok orada? Aa şimdi geldi ama bir gel bir get olmaz. İşte Obradoviç meselesinde senin söylediğin gibi topa girdi. Görüktü şeyde kadraja girdi. Sonra kadrajdan çıktı. Ama Fenerbahçe'nin şu anda limit meselesiyle ilgili mücadele verdiği, transferlerle takım kurmaya çalıştığı bir ortamda Semih Özsoy'un gitmesi de yarından itibaren başka bir yapılanmanın habercisi bence. Görünen o Evet. yani. Bilmiyorum. Tekrarlamak Yorumlarda gerekirse düşmeye saat başlar. 19.10 itibariyle Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamadan tüm kamuoyu bu duymuş oldu. Sağ kolu pozisyonda işte as başkan, ikinci başkan ve birçok kararda, birçok politikada da yönlendirici isimlerden biriydi. Ali Koç yönetiminde göreve geldikleri günden itibaren özellikle 2-3 ay öncesine kadar neredeyse Okay pandemi dönemine denk gelecek bir şekilde biraz arka plana düştüğü ve bir takım soğuk rüzgarların estiğine yönelik haberler geliyordu kulüp içinden çok ciddi şekilde. Ve bu yalanlanmadı da.
Dolayısıyla o zaman bir ateş yakılmıştı, buraya doğru gidiyordu. Bir toparlanma süreci, sanki bir olur mu olmaz mı süreci, demek ki olmadı. Ve senin de söylediğin gibi bir yenilenme, bir yönetimini güçlendirme. Ali Koç'a yapılan eleştirilerden bir tanesi de yönetiminin yeteri kadar güçlü olmadığı yönündeydi. Aslında şöyle, yani bunu iki taraflı bakmak lazım. Yönetim mi güçsüz, yoksa gerekli inisiyatifi alamıyorlar mı? Biz her şeye bir oradan bir buradan baktığımız için ikisini de aynı cümlede kullanmış olayım. Ama yönetimle alakalı bir takım revizyonların yapılacağına dair de haberler geliyordu. Senin söylediğin gibi bize de bu şekilde yansıtılıyordu. Bu arada Metin Şen'in ilk an isim olduğunu da hatırlatalım. Ve sonrasında da, yani önemli isimlerden diye söyleyeyim, Semih Özsoy'un ayrılığı da Fenerbahçe'de başka bir dönemin başladığına, yeni bir dönemin başladığına işaret edecektir. Evet. Ben de bir taraftan Volkan Demir'e ulaşabilir Orkun, miyiz diye. Orkun, iş yapma modeliniz değiştiği zaman ekibiniz değişir. Tabii. Evet. İş yapma modeliniz değişir. Yani iş yapma modeliniz değişirse yönetimdeki insanlar değişir. İş dünyasının böyle kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallardır. Belli ki böyle bir durum var. Yani bu konuda daha aktif çalışılacak, daha uygulayıcı olacaklar, daha agresif olacaklar veya bilemiyorum, o karar onların. Rıdvan Dilmen'in dışarıdan yönetime atanacağı konuşuluyormuş. Doğru mu bu abi? Birkaç yerde yazıyor yayınlar. Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. Çünkü Rıdvan Dilmen sonuçta Türkiye'de yıllardır bir programın en önemli yorumcusu. Medyada yer alıyor. Rıdvan abinin ben oradaki yayıncılık konusunu bir kenara bırakarak kulüpte idari bir görev alabileceği konusuna, tanıdığım için kendisini, ihtimal vermiyorum. Ama zaman insanları tabii değiştirir. Uzun zamandır Rıdvan abiyle görüşmedik ama belki de karar vermiştir. Fenerbahçe öyle hizmet etmek istiyordur. O getirilir oraya. Fakat yani Semih Bey'in yerine Rıdvan Hoca'nın getirilmesi, eğer az önce söylediklerimin yolundan gideceksem, evet, yapı değiştiriyordur Fenerbahçe. Rıdvan Hoca da o yapının içerisinde bir eşiktedir. O eşiğe koyabilirler onu ama hani Türkiye'nin en önemli yorumcularından biri, önemli televizyonlarından birisinde yorum yapan birisinin bütün medyatik konuyu bir noktaya sıkıştırarak, oradan veda ederek kulübün içerisinde X rolünü alması çok mantıklı değil. Yani Rıdvan Hoca ya Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur ondan sonra, ya da işte başkanı veya başkan yardımcısı olur. Buna bir cevap vermem çok zor ama benim kişisel tanıdığım, bildiğim Rıdvan Dilmen yorumculuğa devam eder. Geçtiğimiz günlerde Rıdvan Dilmen Samandıra'ya gitti. Ve orada bir takım, yani Ali Koç'la da beraber bir takım sohbetler yaptıkları, temaslarda bulundu denir politik dilde. Ama yani her zaman camianın içinde birisi olarak bir dirsek teması, ne yapalım, ne edelim, işte Erol Hoca geliyor, sen ne diyorsun gibi konuşmalar olduğuna yönelik benim de bilgilerim var ama aktif bir yöneticilik görevi olacağını düşünmüyorum. Olursa da en yakından biz de öğreniriz zaten. Yani evet, Volkan'a herhalde ulaşamadın. İstersen Kulüpler Birliği toplantısında konuşulanları tabii, şey yapabiliriz. Gelince devam ederiz. Başka kaynaklara da durumu soruyorum o yüzden. Bir taraftan haklısın, telefonuma haklısın. Bakıyorum. Evet. Tabii bugün, evet, biz biraz yani Beşiktaş'ta, Galatasaray'da neler oluyor konuşmak istiyorduk ama bakın gündem yine ateşli bir yıkıldı, şekilde döndü. Hop, Fenerbahçe'ye geldi. O yüzden hani lütfen, hani bu konudaki hassasiyetimizi anlamanızı istiyorum. Evet, Kulüpler Birliği toplantısının ardından önce Mehmet Sepil'in açıklamaları vardı ama hani çok fazla bir hararet yapmadı o açıklamalar. Açıkçası ben de şöyle bir baktım. Bu akşamki biraz Beşiktaş'ta ne oluyor diye Serdar'la konuşalım. Galatasaray'la alakalı ne oluyor diye bir Burhan'la konuşalım. Bir Trabzon'a gidelim. Bir Anadolu kulüplerini turlayalım. Biraz kafayı öbür tarafa da çevirelim istiyorduk ama döndü buraya geldi. İki başkan mikrofonların karşısına geldiler. Ahmet Ağoğlu, Ali Koç. Çok önemli bir an yaşadık. Ahmet Ağoğlu bizim Play Spor'un Twitter sayfasında takip ederseniz orada zaten sayfalarda göreceksiniz. Ben ezbere konuşmayayım şimdi ama küçük küçük notlar aldım ben buradan, onları söyleyebilirim. Sabah biliyorsunuz Spor Arena'nın, ki Spor Arena Hürriyet grubuna bağlı, bir haberi vardı. Biz de o haberi burada şöyle verdik. Ahmet Ağoğlu
muhabire yaptığı açıklamada bizim işte 650 verdiğimiz oyuncuya işte biz teklif ettik 650'yi çıkartalım diye ama Fenerbahçe bunlara çıkardı işte 1.650 milyon verdi. 1 milyon imza parası verdi. İşte 1 milyon da menajer parası verdi. Yani benim 900 bin euroya oynatacağım oyuncuya 3.6,5 milyon verdi. Bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla bambaşka bir noktaya gitti olay. Biz de sabah dedik ki Mert Hakan Yandaş'la ilgili Mustafa Bey'in açıklamalarında konuştuk. Fenerbahçe piyasada market maker'lık yapıyor. Yani piyasa yapıcılık yapıyor. Yani bu da enteresan. İşin aslı o değilmiş. Bir kere Ahmet Ağoğlu çıktı dedi ki benim ağzımdan çıkan bir şey değil, böyle bir haber yapılmış dedi. Yani Hürriyet Evet. Grubu, bir sürü grubunun haberini Hürriyet Grubu, Türkiye'nin en büyük yayın grubu olduğu için ve Spor Arena da onlara bağlı olduğu için gerçek bir isim de olduğu için orada Kenan diye bir arkadaşımızın ismi vardı. Bunu yayınladık. Ama bunu yayınlarken de bunun çok sert bir vuruş olduğunu, yani sert bir kroşe olduğunu düşündük. Sert kroşe olmadığı ortaya çıktı. Novak dedi bizden 700 değil 850 alıyordu dedi. Biz 1.2 milyon teklif ettik dedi Ali Ahmet Ağaoğlu. Novak kabul etmedi ve gitti dedi. Sonra başkana döndü. Ondan sonra kaç lira verdiniz siz dedi Ali Bey'e, Ahmet Bey. O dedi ki 3.5 milyon veriyormuşuz dedi. Kinayeli bir şekilde. Dolayısıyla böylece sabah yapılan haberin haberle alakası olmadığı sonucuna vardık. Yani bu nasıl yazılıyor ben bunu anlamıyorum. Veya bu haber yazdırılıyor sonra inkar etmek üzere bir al gülüm ver gülüm var, onu da anlamıyorum. Çünkü bu yazılabilecek bir şey değil. Kulaktan duyma bir takım sözlerle bunlar da yazılmamalı. Yani benim aklım karıştı. Yani biz burada hep böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Regülatör görevi yapmaya çalışıyoruz. Yani PlaySpor olarak kendimize bu misyonu seçtik. Yani büyük elektriği alalım, absorbe edelim ve yavaş yavaş verelim. Yani kavgayı körükleyecek her şeyden kaçalım. Ama sabah bana düşündürdükleriyle şu andaki arasında dünya kadar fark var. Yazacak bir şey bulamadıklarından sanırım demiş. Yani Hürriyet grubunun buna dikkat etmesi lazım. Yani Spor Arena'da çok güzel dergi çıkarttılar, bir şeyler yaptılar, bir şeyler yaptılar. Yani ben Hürriyet'ten ayrı tutmuyorum orayı. Birinci Evet. Hikaye bu sevgili Orkun. Sonra konuşmaya başladılar. Evet, oraya geçmeden şimdi Volkan bak buradaki Demir'i cümle de güzelmiş. Bağlayacağım. Sen evet bunu bu cümleyi okurken ben Volkan'ı bağlayayım bir taraftan. Ben Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum. Kendisi mecburiyeti olmadığı halde bizzat konuştu. Yani diyor ki yalan haberler yakınlaşma adına bir fırsat yaratabiliyor diyerek de oraya çok güzel bir ünlem formundaydı bugün Ali Koç. Ali Koç konuştukça formunu zirvesine doğru çıkıyor. Yani yakınlaşma adına bir fırsat yarattılar. Evet bir yalan haber var ama bizi yakınlaştırdılar dedi. Yani Ahmet Ağoğlu da sanıyorum bu meseleden bayağı bir rahatsız olmuş. Çünkü Kulüpler Birliği toplantısına hep birlikte girdiler. Orada bir şeyler konuştular ve ardından da çıktılar. Dolayısıyla evet, Novak bir saniye transferiyle şimdi. ilgili sabah. Sevgili Volkan Demir telefon attığımızda ben gene şöyle bir sistem kurayım. Volkan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Okay, sen de duyuyorsun. Duyuyorum ben de. Tamamdır, okey. Şimdi biz aslında Kulüpler Birliği toplantısının yankılarını konuşacaktık. Ali Koç'un açıklamaları var. Ağoğlu'yla yan yana gelip bir işte esprileştiler falan. Tam yayın hazırlığı olurken bomba gibi düşen bir istifa haberi. Semih Özsoy Fenerbahçe'den istifa etti. Yönetim kurulu yerinden istifa etti ve Fenerbahçe'de bu istifayı kabul ettiğini az önce açıkladı. Zaten devam eden bir süreçti. Biz onları da epey bir anlattık ama sende başka bilgiler var mı ya da nasıl görüyorsun? Vallahi yani son 2 yıllık süreçte zaten az 3-4 kez Semih Özsoy'un yönetimden bazı isimli problem yaşadığı, tartışma yaşadığı veya başkanla fikir ayrılığına düştüğü yönünde birçok haber yaptık. Muhabir arkadaşlarımız da yaptı. İşte ben de yaptım. Senat da yaptı. Selim de yaptı. Emre Bol da yaptı. Bir sürü kişi yaptı ama hep bunlar hep yalanlandı biliyorsun. Kulüp stratejileridir bunlar. Bunları biz işte kendi içimizde konuşuruz ama basına yansırsa yalanlarız. Oysa ki o haberlerin %99.9'u doğruydu. Ufak tefek bilgi yanılmaları dışında Semih Özsoy'un 2 yıldır çeşitli kişilerle veya çeşitli fikir ayrılıkları dolayısıyla yaşadığı problemler ve sürdürülemeyen bir durum söz konusuydu.
şu an itibariyle aslında daha öncesinde şöyle söyleyeyim. Daha öncesinde aslında Semih Özsoy'un bir 6 aylık bir kopma dönemi olmuştu. Evet. Ve kulübe hiç gidip gelmiyordu. Bu pandemi sürecinde bu Yüksek Divan Kurulu'larından bir tanesi Semih Bey Yüksek Divan Kurulu toplantısında oturdu. Yani orada online olarak yapılan toplantıda oturdu. Koltuğa oturduktan sonra da onu hepimiz dedik ki herhalde buzlar eridi. Semih Bey geri döndü. Hı hı. Ama muhtemelen bir farklı bir başka bir problem yaşandı ki yeniden istifa noktasına gelin. Biz şimdi açık ve net konuşalım. Yani evet. son iki yılın faturasını ödemesi gerekenlerden biri de Semih Özsoy'du. Çok açık ve net bunu ben kesinlikle bir abi olarak şahsen severim. Fenerbahçe hizmetleri de dokunmuştur. Bu ayrı bir konudur. Ama Fenerbahçe tarihinin en başarısız iki sezonu üst üste yaşandı. Bir tanesinde sezonun ilk yarısı küme düşme hattına tamamlandı. Hemen arkasından 7. sırada bitirildi. Ve Fenerbahçe tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk beşin dışında kaldı. Fenerbahçe tarihinde böyle bir durum yok. Bu durumun sorumluları kimler? Bir, Bayri Koç. İki, başkan vekili Semih Özsoy. Üç, futbol sportif direktör, operasyonlar müdürü Damian Comolli. Ve işte o dönemin teknik direktörü Filip Koku, Ersun Yanal vesaire. Yani bunları alt alta koyduğunda Ersun Yanal istifa edecek. Filip Koku gönderilecek. Efendim Damian Comolli'ye bay bay denilecek. Semih Özsoy görevine aynen devam etsin. Olmazdı. O yüzden bence bunun da etkisi var. Yani son iki yılda Semih Özsoy üzerinden yürütülen, Damian Comolli üzerinden yürütülen futbol operasyonlarının oldukça başarısız olması, yani gerçekten büyük bir facia sonucu vermesi bence bu ilişkilerin yıpranmasında en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Ben de sen şöyle nefes alırken şey diyeyim, yani doğru, altını çizmek için Ali Koç kurumsal çalışmayı sevdiği için güvendiği isme sonuna kadar, son güne kadar güveniyor ve özellikle dinliyor. Yani o anlamda evet. Yakın çevresi ve kurmaylarını dinliyor. Onlardan aldığı feedbacklere göre kendisi son kararı veriyor. Ve bu kararlarda da bu yakın isimler çok etkili olabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi Comolli'ydi. Söylediğim gibi büyük bir heyecanla, büyük bir plan, proje doğrultusunda geldiği söylendi. Ancak Comolli'nin durumu ortada. Son güne kadar güvendi. Sonra ilişkisini kesti. Evet. Ersun Hoca, onlar zaten teknik olarak başarılı olamadılar. Onlar da dışarıda kaldılar. Ama asıl şuraya getirmeye çalışıyorum. Fenerbahçe camiasında böyle alttan Ali Koç'un aldığı kararlarda, özellikle kendisinin de dile getirdiği bazı kararları aceleye getirdik, birçok değişikliği aynı anda yaptık, değil mi? Bunları sürekli söylüyordu Orkan. Bu kararlarda sanki en etkili ismin, Ali Koç'u o anlamda tırnak içinde yanlış yönlendiren ya da o kararları aslına yönlendiren isimlerden bir tanesi olduğu, Semih Özsoy'un olduğu sürekli dile getiriliyordu. Tabii şimdi şöyle açık ve net konuşalım. Yani Aykut Kocaman başlığı altında konuşacaksak, Sayın Başkan Ali Koç'un Aykut Kocaman'la devam etme yönünde bir isteğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi hepimizin bildiğini bizi izleyenlerden saklamayalım. Sayın Başkan'ın fikrinin değişmesinde en önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ve belki de Fenerbahçe'ye 2 yıl değil daha fazla uzun yıllar kaybettirdi. Bir bu. İki. Şimdi şunu da söyleyeceğim. 3 Haziran 2018 Fenerbahçe seçimlerinin bittiği gün, Ali Koç'un başkan olduğu gün, en tepede Ali Koç var. Böyle bir organizasyon şeması. Hemen altında Semih Özsoy başkan vekili, ikinci adam. Ve Sayın Ali Koç'un ifadesi şu, diyor ki bazen ben çok sinirlendim, çok agresifleştim. Semih Bey tecrübesiyle, işte Koç'un tecrübesiyle beni sakinleştirdi. Bu yolda benden fazla emeği vardır dediği bir adamdı. Hemen o geçiş aşamasında Ali Bey'in altında yer alıyordu. Ve onun hemen altında Sayın Damian Comolli, yine Ali Koç'un ilk icraatıdır göreve getirilmesi. Ve son olarak da Filip Koku. Teknik direktör olarak, hani futbol olarak bakarsak. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Fenerbahçe organizasyon şeması 2 yılda büyük bir başarısızlıkla çökmüş durumda.
Evet. Bugün Filip Koku'nun yerinde Ersun Yanal, önce Ersun Yanal oturuyordu. Şimdi Erol Bulut oturuyor. Bugün Damian Comoli'nin yerinde Emre Belözoğlu oturuyor. Her ne kadar henüz resmi açıklama olmuş olmasa da. Ve bugün Semih Özçay'ın yerinde de muhtemelen Kemal Yanavaş veya Selahattin Baki ikilisinden biri olacak. Evet. Fenerbahçe organizasyon şeması tarihin en başarısız, ardı ardına yaşanan en başarısız iki sezonuyla tamamen değişmiş durumda. Hep diyorlar ya işte Ali Koç bu faturayı nasıl kesecek, kime ödeyecek, kim verecek bu hesabı, iki yıldır bize taraftar soruyordu. Şimdi bugün itibariyle tabloya baktığında tabloda sadece Ali Koç'u görebiliyorsun eskilerden. Eskilerden masadan eskiliyor, eksiliyor dostlar diye bir şarkı var biliyorsun. Evet. O dostlar artık değişti tamamen yeni dostlarla. Ali Ana Koç, son diyor, şarkının adı. Evet. Yeni dostlarla Ali Koç hayatına devam ediyor. Ve seçim dönemine girilmeden bir yıl kala bu değişimi yaptı. Yapmak zorundaydı. Bence %100 yapmak zorundaydı. Ve Fenerbahçe işte yeni bir yönetici atanacak muhtemelen. Ve yeni bir sportif direktör. Yarın veya öbür gün göreceğiz. Sayın Başkan'ın ifadesi Emre Belözoğlu'nu açıklayacaklar. Evet. Ve yeni bir teknik direktörle sezona giriyor. Tüm bu değişimlerin ardından dileyelim ki yıllardır kupa hasreti olan Fenerbahçe taraftarının o hasreti dindirilsin. Ama dediğim gibi gerçekten ben Semih Bey'i tekrar ediyorum. Kişisel olarak severim. Hatta daha geçen bir telefonda konuştuk, şakalaştık. Gülcan ne yapıyor dedi. Yaşlandı abi artık o da dedi. Onlar sizin döneminiz falan dedim. Böyle ya aramızda ısrar da vardır, şeydir ama bu şu gerçeği değiştirmez. Fenerbahçe tarihinin en başarısız yönetim kurulunda yer aldı. Çok açık ve net. Peki. Bunu söylemem lazım. Ve bu istifayı da son derece doğal karşılıyorum. Son iki yıl futbol takım operasyonlarını değerlendirdiğimde. Evet, Şubat Er. Bence orada da öyle bir durum vardı. Okay, bir sorun varsa ona göre ayarlayayım teknolojiyi. Ali Bey istifasını istiyor. Atılıyor mu? Evet. Volkan, duyuyor musun Okay'ı? Hayır. Şimdi konuş abi. Ben diyorum ki Ali Bey yeni yapılanma içerisinde Semih Bey'den istifasını vermesini istemiştir diye düşünüyorum. O da istifa etmiştir. Muhtemelen o da olabilir. Ya şöyle, zaten istifanın kabulü, tabii, yani yönetim kurulu tarafından istifanın kabulü aslında istenen bir istifa olduğunu bize gösteriyor. Yoksa Ali Bey der ki ya Semih sizinle hep aynı yola çıktık vesaire, hani bir şekilde geri döndürmeye çalışıyor. Şu anda görüntü istenen bir istifaymış ve Semih Bey de bu istifayı vermiş. Ben sana %100 katılıyorum Okay abi. Dediğim gibi bu fatura bir gün ödenecekti. Yani bu kulüplerin ana parayı ötelemesi gibi, yani bir gün karşılığına çıkacaktı bu fatura. Fatura işte Koku'ya çok önce çıktı. Arasında çıktı. Ve şimdi de Semih Bey'e bu dönem itibariyle çıktı. Ben açıkçası bu arada gelecek yıl seçim yılı olduğunu hatırlatalım. Evet. Gelecek yıl Fenerbahçe'de bence daha ağır faturalarla çıkacak. Ali Koç devam etti dahi. Daha ağır faturalarla çıkacak yönetim kurulunda. Açık ve net Ali Bey'in tecrübesizliği, yani başkan olarak tecrübesizliği ve ekibinin de onun altında onu çok fazla taşıyamamış olması Fenerbahçe'nin çok ağır iki yıl geçirmesine sebep oldu. Bu faturada elbette birilerine çıkacak. Bence çıkmaya da devam edecek bu arada. Hani bu böyle biter mi bilmiyorum. Yani benim duyduğum bir şey yok ama mutlaka bir değişim, bir gelişim. Belki yeni dönemde yeni yönetimine Ali Koç bambaşka isimler alacak. Belki bu yönetimin bir kısmına devam edip büyük bir kısmını değiştirecek. Açıkçası buna benzer uygulamaları göreceğiz diye düşünüyorum. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Samandıra'da artık durum yavaş yavaş stabil hale geliyor Orkun abi. Yani evet. Tabii ne demek istediğimi anlıyorsun. Tabii. Samandıra'da durum yavaş yavaş stabil hale geliyor. O tansiyon, şeker artık öyle sürekli toplayıp tutlayan bir yer değil artık Samandıra. O yüzden en azından futbol operasyonunun bu belirsizlikten, bu istikrarsızlıktan kurtarılmış olması dahi önemli bir gelişmedir. Ve tabii ki hepimiz biliyoruz. Futbol takımı başarılıysa ne voleybol şubesi konuşur, ne masa tenisi konuşulur, ne işte efendim borçlar konuşulur. Hiçbir şey konuşulmaz. Futbol takımı
başarılı olacak. Ali Bey'in bu sezon tek parolası, tek mottosu bu. Ki zaten tavrını da bugün Kulüpler Birliği konuşması sonrasında hepiniz görüyorsunuz. Çok iddialı. Hani bu mevcut harcama limiti durumuna rağmen son derece kendine güvenli, transferde ne yapacağını bilen bir görüntü içerisinde. Ve şampiyonluğa oynayacak bir kadro, hatta şampiyonluğu kazanacak bir kadro için çok yoğun bir çalışma içerisinde. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, sağlıklı bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiş olduk. PlaySport Arge evet, ekibi olarak. Volkan'ın söyledikleri önemli. Şöyle kulaklığımda tutayım. Volkan'ı tebrik ederim. Yani bütün hikayeyi %85-90 şekilde doğru bir şekilde ifade etti. %10 hata payı bu işlerde her zaman vardır. Yanlış anlaşılmasın. Çok net tabloyu çizdi, koydu ve durum budur ve bundan sonrası da böyle olacaktır dedi. Konuya hakimiyetinden dolayı bizim arkadaşımızdır. Beraber de zaman zaman iş yapıyoruz diye söylemiyorum ama bu açıkça net bir şekilde geleceği de gösteren bir pusula gibi ortada duruyor açıkça. Ortada duruyor. Hani o hep ben oraya dönüp kalıyorum. Birkaç ay önce haberini yaptığımız, burada konuştuğumuz gibi plan değil, planlarımız var. Şeklinde. Her şeyin bir zamanı var. O zamanı gelince o plan uygulamaya koyuluyor. Masadan yavaş arada, yavaş insanları kaldırıyor. Evet. Ben de bir kaynağımla bir yandan yazışıyorum. Kabaca şöyle özetliyor o da. Bir iki belki ekstra bilgi var. Özellikle bazı yani gazetelere verilen haberlerle alakalı, bazı özel haberlerle alakalı bir sürtüşme olduğuna yönelik bir durum var. Onun dışında asıl konu, yani gazeteler, haber, medya öyle şeyler olur zaman zaman da, asıl konu zaten bizim de burada konuştuğumuz, futbolda tüm yetkinin Emre Belezoğlu'na verilmesi ve Semih Özsoy'un daha öncesinde çok daha aktif olduğu bir konuda arka plana atılması, hatta futboldan el çektirilmesi. Sonrasında aranın iyice açıldığı, artık demek ki bana burada gerek yok durumu var Semih Özsoy cephesinde. Ama sizin, yani senin özellikle altını çizdiğin, bana da yakın gelen Ali Koç'un da bu istifayı artık talep ettiği yönünde. Ve tabii ki Obradovic'in ayrılış süresinde de süreci iyi yönetemediği yönünde. Ve buna istinaden başkanın tepkileri, Ali Koç'un tepkileriyle birlikte bir paket durum bu. Yani paket program şekilde diyelim. Evet. Evet. Basketbolla ilgili. Buraya...